Telefonu nasıl verdi ya? Bu. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بيوم الحساب.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Parvardigara okulingen kelam-ı şerifinden hasıl bulgen savab samaralardan barçamızdan dua ümidi de ötüp getgen
mu'min mu'minalarga baxshida qildik. Alloh taolo ularning ruhlarini shohat qilgan, hisoblarini oson qilgan, yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilgan. O'zlarimizni hidoyatda, qadamlarimizni sobit, qalblarimizni iymonda to'la dunyodan o'tishda iymon bilan o'tishimizga tavfiq bergan. Ahli ilmlarimizni diniga xizmat qilayotgan barcha birodarlarimizni, xususan musulmonlarimizni o'zining nusrat bilan, izzat bilan, sharaf bilan ziynatlagin. Barchalarimizni kalimamizni bir qilgin, saflarimizni jips qilgin, oralarimizga dushman aralashligidan o'zing bizlarni asragin. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu ala habibina Muhammadinil amin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر لي عمر زيارت اوچن كيجان اتخالر اونخالر حرمت لي ياردوس برادرلر بگن نوبت تاگه سيرت که علاقالر صحبتمزن باشلش وقتی که مشرف برد تروبمز الله تعالى بو صحبتمزن منفعت لي خلصن تلمزدن فقط haqni joriy qilsin. Qalbimizda ixlosni Alloh taolo o'zi ziynat qilib o'rnashtirgan bo'lsin. Bu suhbatdan, bu majlisdan hayotimizga, oxiratimizga manfaatli bo'lgan foydalarni olib ketishlikni Alloh tavfiq bersin. Qiyomat kunida ushbu majlis barchamizning foydamizga hujjat bo'lishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Oldingi suhbatimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana shu diyorlarda shu o'lkalarda dunyoga kelganlari, u zotning ba'zi payg'ambarlikdan oldingi bo'lgan hodisalarini gaplashgan edik. O'sha hodisalardan yana ba'zilarini inshaalloh suhbatlashamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning otalarini ismi Abdulloh edi. Payg'ambar alayhi salatu va salom homila holda bo'lganlarida otalari dunyodan o'tgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelganlarida otalari yo'q edi. Aminatu bint Wahab onalari payg'ambar alayhi salatu va sallamni tarbiya qilish bilan qoldilar va 6 yil o'tib o'tmasdan u zot ham dunyodan o'tganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning otalari bilan onalari to'g'risida o'zlaridan kelgan sahih rivoyatlarni o'rgangan, taftish qilgan ulamolar ularning holi nima bo'lgan degan savolga ajoyib ilmiy javoblarni berishgan. Ba'zi hadislar bor. Imom Muslimda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat keladi. Imom Muslimda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Men onamning qabrlarini ziyorat qilish uchun Allohdan izn so'radim. Alloh izn berdi." Onamning haqqiga istig'for aytishga izn so'radim, Alloh izn bermadi deganlar. Bu Imom Muslimda rivoyat, sahih rivoyat. Imom Navoviy, Imom Shofiy mazhabida bo'lganlar, Alloh rahmat qilsin, bu kishi shu hadisni olib, payg'ambar alayhi salatu va salomning onalari holi haqida ba'zi gaplarni gapirganlar. Biz ahli sunna va jamoamiz. Do'stlar, La ilaha illalloh Muhammad Rasulullah deb iymon keltirish ne kadar baxt bo'lsa, ahli sunna va jamoaning tushunchasi bilan islomni tushunish ana shuncha baxt. Undan kam emas. Bu Imom Ahmad rahimahullohning gapi. Chunki hozir biz yaxshi dinimizga amal qilib, hammamiz qalbimizda muhabbat bilan yashab turibmiz-da, oramizdan ba'zi tafriqalar chiqishini boshlasa, islomni o'zicha talqin qiladiganlar paydo bo'lsa, islom haqida oyat dalil keltirib, hadis dalil keltirib, mana bunday qilish kerak deb qadimgi ulamolarimizga bog'lamasdan yangi tushunchani chiqarsa, musibat ustiga musibat boshlanadi. Bu musibatni zahasini totganlar bor. Inshaalloh oramizda yo'qdir-da, tirik holatimizda ko'rganlarimiz bor. O'shuna qangi tafriqachilarga ergashib, Qur'onni o'zicha tushunib odamlarni qatliga, jinoyatga, jihod nomi bilan targ'ib qilganlarning kasofatiga qancha oilalar qolib ketdi. Shaxsan gaplashganlarim bor, shaxsan oilalar bilan.
Çırçırda mehir operasyası bilan, yo Toryo 5-inchi operasyası bilan o'sha Al-Xoldan, Suriyadan, Iroqdan olib kelingan ayollar, bolalar yig'ilib o'tirishibdi, men suhbat qildim ular bilan. Suhbat qilib turibmiz tashqarida joy qilingan. Tepadan vertolyot uchyapti, Chirchiq bilasizlar, ya'ni harbiy zona. Tepadan vertolyot uchyapti, yosh bolalar yugurib ana qanday kirib ketyapti, stol ustundan tagiga. Bu hayotda yashagan odamlar tasavvur qiladi. Bizi bolalarimiz vertolyot deb ko'rsatadi. Ular vertolyotni ko'rsa, panaga tiqib olyapti kallasini. Nima desa, otib qolishi mumkin deyapti. O'shalar aytibdi, biz deyapti, mana shu Qur'onni, mana shu hadisni bizga shunaqa talqin qilayotgan odamlarni yoqasidan olamiz qiyomat kuni deyapti. Nomma-nom sanayapti, mana shular bizni aldadi deyapti. Bizni olib borib o'sha go'sh maydalagichni ichiga tashavordi, mesrovkani ichiga. O'zlari yo'q, o'shaga o'tirmagan. Odamlarni targ'ib qiladi, da'vat qiladi, kelinglar deydi. Borsangiz siz o'lasiz. Siz zaharni yeysiz. O'tirgan o'tiraveradi. Ana shu talqinlardan bittasi payg'ambar alayhissalotu vasallamning onalari va dadalari to'g'risidagi talqin. Ba'zi jamoalar payg'ambar alayhissalotu vasallamning dadalari bilan onalari jahannamda deyishgan. Va bunga yuqoridagi Imom Muslimda kelgan hadisni rivoyatini ko'rsatishgan. Mana Rasulullohdan hadis bor. Imom Abu Davudda bir hadis bor. Imom Abu Davud sunanlarida Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet var. Anas ibn Malik aytadilar, bir kişi kelip Resulullah sallallahu anhu finnar dedi. Benim otam qayerda? Otam kur keltirib o'tib ketgan. Benim otam qayerda deb so'radi. Cennette mi, cehennemde mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam unga qarab inna abaka finnar dedilar. Seni dadang cehennemde dedilar. Haliga odamni rangi duv o'zgardi. Ko'ziga yosh keldi. O'g'irildi, qaytib ketdi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallamning mehrlarini qarang, mushfiqlarini. Haliga odamni chaqiringlar dedilar. Chaqirishdi. Qaytib kelganda aytdilarki, "Inna abi va abaka finnar" dedilar. "Meni ham otam, seni ham otang jahannamda" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga shunaqa mushfiq dedilar. Insonning tabiatida, fitratida, psixologiyasida shunaqa narsa bor. Sizga bir musibat yetsa, shu boshqa odamga ham yetganini eshitsangiz, siz sal yengil tortasiz. Xalayingiz boshingizdan o'tgan. Uyingizda tiqqiti svet o'chsin, darrov qo'shningizga qaraysiz. O'chgan bo'lsa xotirjam bo'lasiz. Ha, Xudoga shukr qo'shningiz ham o'chibdi deysiz. Asli go'zal go'zal axloq emas bu, lekin inson psixologiyasi. Halbuki odam otam jahannamda ekan deb yig'lab ketayotganda Rasululloh chaqirdilar-da, "Meni ham otam jahannamda" dedilar. Sahobaning ko'nglini taskin toptirdilar. Inson. Mana shu hadislardan kelib chiqib, zohir ko'rinishiga qarasangiz, payg'ambar alayhissalotu vasallamning onalari bilan dadalari jahannamdagi ma'no chiqadimi? Shu ma'noni talqin qilganlar bor, aytayotganlar bor. Bu ma'no payg'ambar alayhissalotu vasallamga azor beradigan ma'noligini bilmayotganlar bor. Ahli sunna va jamoa bu ma'noni qanday talqin qilgan? Eng to'g'ri talqin qayerda desa, jumhur ulamolar ittifoqi bilan bu hadislarning ma'nosini boshqacha aytishgan. Islomda usul bor. Zamonaviy til bilan, ajnabiy til bilan aytganda metodologiya bor. Hamma fanni metodologiyasi bor. Matematikada karrani bilmasdan turib, matematikada tortishaman degan odamga aytasiz, "Bor karrani yodlab kel" deysiz. To'g'rimi? Ona tilida ega kesimni bilmagan odam siz bilan ona tili bo'yicha gaplashishi to'g'ri emas. Sheriyatdan gapiradi, qofiyani bilmaydi, vaznni bilmaydi, turoqni bilmaydi, bilan gaplashish foydasi yo'q. Har bir fanni o'zining metodologiyasi, qolipi bor. Qolipni o'zlashtirgandan keyin u fan haqida gaplashish mumkin. To'g'rimi? Hozir hamma mavzularda odamlar gaplashmasa ham din haqida gaplashyapti-da. Qolip yo'q. Uslub yo'q, metodologiya yo'q, lug'at, til, hech narsa yo'q. Lekin qozi bilan muftiydan ko'p odam yo'q qoldi. Hamma qozi. Hamma muftiy. Uni harom, buni halol, u joiz, bu nojoiz, palonchi jannatiy, palonchi jahannamiy deyapti odamlar. Uyalmayapti ham, qo'rqmayapti ham. Bu xavfli, xatarli narsa. Uslub metodologiya bo'lish kerak.
Bitta qisqa uslubda aytaman. Qur'oni Karimda umumiy kelgan oyatlarni, Qur'oni Karimda umumiy zikr qilgan oyatlarni hadisi sharif xoslolmaydi. Bu nima degani? Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. وَمَا كُنَّا مُعَذِّنِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz peygamber cönetmezden turup adamlarını cehennemde salmayız diyebdi. Azatlamayız diyebdi Allah Teala. Peygamber yubarılmayan adam onu neme gesen peygamberle eğitkenini kıldın degen hıhtapke rubarı bu miydi? Saddar aklam eğitim kembeğal adamge neme zakat vermedin degen saval bu miydi? Demek Allah peygamber cönetiş gerek, peygamberinin daveti yetib oluş gerek, ana ondan ki o davetke icabat kımese soraka tartıladı. Bir fikir deyiladı. Sanki peygamber vardı mı deyiladı? Ha. Aytti mi deyiladı? Ha. Neme ki kımadın deyiladı. Lekin peygamber var mese o soran neydi? Peygamberinin hitabı ondan soran neydi? Abdullah, Resulullah'ın dedeleri peygamber kurgan mı? Peygamberin risaleti yetib var mı ki? Amine anaları binti vahab peygamber görmedi. Risalet yetip yemedi. Onlar yakka Allah'a ibadet kılıç bile ötken muvahhidler buluşken buldu. Onlar namaz, roze, zakat, kebi narsalar hitabı kemedi. Onlar fitrat ahli değildi. İsa aleyhisselam bile Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın ortaları da risalet yetip yemeden kavun fitrat ahli değildi. Allah Teala peygamber cönetmezden durup azaplamaydı, Kur'an'da ayet durdu. Demek hadis tokul gelmedi ise, yok hadis sahih hadis. Onda ne kılınız dese hadisinin manasını doğru düşünüşümüz gerek. Birinci hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Abu Davud'da, yani Müslim'deki gen rivayette, onalara hakkında istiğfar soruşluğunu soradım, Allah istiğfarı ruhsat vermedi dediler. Ve bu hadis, Kur'an'ın umumi ayetini istisna kılalmaydı. Yukarıdaki ayet umumi ayet mi? He. Allah Teala peygamber cönetmezsen azaplamayla degen mi? He. Ayet mukaddem tıladı bu hadiste. Bu hadis, ahad hadis deyildi, yani metodolojiyada uzun kalıpıda şu gibi var. İmam Abu Davud'un rivayetindeki hadiske ne deyiniz dese, ulamalar ab kelimesi Arap tilinde. Ota degeni, lekin ota bazen amakiga ham işletiler. Xorazmlilar var mı içimizde? Xorazmda dadan ne deyinadi? Aka deydi. Aka dese dadasına ait yapken bo'ladi. Akamga deydi. Bu uslub Araplarda ham var. Araplar ham amakisini dada deydi. Kur'an-ı Kerim'de alâhıda ayet var. Zekeriya aleyhisselam dünyadan ötüyetkenlere de, Yakub aleyhisselam dünyadan ötüyetkenlere de farzantları sonra geldiler. Menden ki kimge ibadet kılasılar? Degen de farzantlar ayetken. Sizni Rabbinizge babamız İbrahim'nin, İsmail'nin, İshak'nin Rabbizge ibadet kılamız degen. Demek İshak Yakub'nin babalarına amakı boladı. Ularını ham, İshak'ını ham, babalarını ne diyebdi? Dede diyebdi. Demek Resulullah, beni atan ham, seni atan ham cehennemde degen de Peygamber aleyhisselam emekilerin nazarda tutkenler. Ya Abu Lahab ne? Ya Abu Talib ne? Bana bu bile geçim geçildi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala. Allah'a ve onun Resulü'ye aziyet yetkazgenlerge Allah'ın laneti, gazabı, cehennem buluştuğu gibi korkutken. Tehdit kıyam. Resulullah'a azar yetedigen gap yapırmasızlık gerek. Resulullah'a azar yetedigen gaplar cümlesinden sizi dedengiz, onengiz cehennemde degen gap. Müslüman adam ihtiyat buluş gerek. Bana şu mananı ulamalar keltirip çıkarır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın dedeleri bilen anaları kiyinçelik kırıltırıp, o kişilerge iman telkin kılınıp, kiyin dünyadan öttüler degen rivayet var. Bu rivayette eşit kasaylar, işanmeyler, sahih mesul. O kana kadar tokuma geplerini tokup çıkarıp, mevcut vakiyelikini, yani aylantırışke ihtiyacımız yok. Sahih rivayetlerini ulamalar arkayı eşitişke,
ve ular orqali şu ma'noga iymon keltirib amal qilishligimizga kifoya qiladi. Nabi sallallohu alayhi va sallam tug'ilganlarida Makka'da, Makka'ga yon atrofdan ayollar kelardi yoki ularning elchilari kelardi. Yangi tug'ilgan bolalarini emizikli yani emizish uchun. Emizishga yani pul bersa arendaga olib ketardi bolalarini. Sa'diya qabilasidan Halima degan ayol ham kelgan. Payg'ambarimiz tug'ilgan yili. Kelib Makka'da oti orug'roq ekan, kambag'al oila ekan, oti kech qolib, hamma boylarni bolalarini olib oldi. Halimaga bola qolmadi. Kelganlar qarasa yetim bola bor. Uning dadasi bo'lmagandan keyin pul to'laydigan ham bo'lmaydi. Yo'q oladigan odami. Ba'zan siz bilan bizni ko'zimizga nochor ko'ringan, u qadar qadrsiz bo'lib ko'ringan narsa o'ta qadrli bo'ladi. O'ta qadrli bo'ladi. Keldilarda oxiri qolib ketgan payg'ambar alayhissalotu vasallamni imizishga oldilar. Endi yo'qdan ko'ra, hechdan ko'ra kech, yo'qdan ko'ra bor dedilarda olib ketdilar. Rivoyatlarda siyratda keladi, ot qaytayotganda juda xursand qaytgan. Kelayotgandagi quvvatiga 10 barobar quvvat qo'shilib qaytgan. Va Halima Sa'diyani uyiga borganlaridan keyin Sa'diya qabilasiga yomg'ir yoqqan. Barakot yomg'iri. Atrof bir go'zal ko'rkam ko'kalamzorga aylangan. Boqqan qo'ylari, boqqan echkilari, sigirlari misli ko'rilmagan barakaga kirib ketgan. Rasulullohning barakasi. Uzoq bor joyda baraka bo'lish kerak. O'zot zikr qilingan joyda salovat aytilish kerak. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu innalloha va malaikatahu yusalluna alannabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga nabiyga salovat aytadi. Hey iymon keltirganlar, sizlar ham unga salovatu salom aytinglar degan Alloh taolo. Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Mening zikrim bo'lgan joyda salovat aytmagan odam baxil deganlar. Bir marta bo'lsa salovat aytib qo'yish kerak. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Namozdagi salovat ham eng yaxshi sahih rivoyatlardan Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilganlar. Ota-onangizni, otangizni malaul a'loda Allohning huzurida farishtalarning oldida zikr qilinishini xohlaysizmi? Rasulullohga salovat ayting. Chunki siz Allohumma salli ala Muhammad desangiz, Alloh taolo farishtalarga aytadi. Ey farishtalarim deydi. Falon ibn falon dadangiz ismini aytadi. Falonchining o'g'li falonchi mening habibimga salovat aytdi. Unga 10 ta salovat qaytaringlar deydi. Salovat muhim. Rasululloh bor joyda shunga baraka bo'ladi. Salavat aytmagan odamda baraka kamayadi. Halima Sa'diyaning oilasi juda ham barakotli bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'sha kunlarini eslaydilar. 3 yosh, 4 yoshgacha yurganlar o'sha tomonlarda. Bir kuni ikkita odam kelib, Payg'ambar alayhissalotu vasallamning qo'llaridan olib, ular qo'y boqib yurishdi. Qo'llaridan olib chekkaroqqa olib borishdi-da ko'kraklarini yorishdi. Ko'kraklarini yorib, yuraklarini chiqarib olishdi. Va yurakni ichidagi bir tomirni kesib, o'tdagi bir qonni yuvib, zamzam suvi bilan yuvib qaytadan qo'yib, tekislab qo'yishdi. Tekislab qo'yishdi, bu Shaqqi Sodir hodisasi deyiladi. 1400 yil oldingi rivoyatda aytayapman. 1400 yil oldin insonning qalbini operatsiya qilish masalasi kimning xayoliga kelgan? Aytsa odamlar jinnimisan deydi deyishga. Qanaqa bo'lishi mumkin? Odamning qornini, yuragini yorarkanda, chiqarib olarkanda yana joyiga qo'yib qo'yarkan. Ha, bugun qo'yib qo'yapti-yu. Hozir qaysidir ilmiy laboratoriyada cho'chqani yuragini olib odamga qo'yishdi. Ishlayapti hozir. Ha, cho'chqa harom-ku. Ha, harom, ma halol demayapman. Lekin tibbiy sohada, ya'ni zarurat yuzasidan shariat unga ijozat beraveradi.
Peygamber aleyhissalatu vesselamın kalpleri yorulgan. Keyin uyga borishgan da bolalar aytgan ki Muhammed'in kalbini yani kornunu yorishdi, undoq qilishdi, mundoq qilishdi deganda ota-ona xavotirga tushgan. Keyin majbur bo'lishgan qaytib berib yuborishlikka Peygamber aleyhissalatu vesselam keyin Makka'ga kelganlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bani Haşim kavmidan, Kureyş'in Bani Haşim uruğudan. Bu geller ve şu Kureyş kabilesinin içi de şunday kürken, gepide sadık dura aladigen, hiç kaçan yalhan gepirmeydigen, nasihat, maslahat soralsa maslahatını en güzelini beredigen yigit bulup terbiye taptılar. Çünkü Allah'ın Resulullah tepbelerindeki inayeti hiç kaçan tosulmagan. Resulullah hadislere var. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi deganlar. Menga Rabbim terbiye verdi. Beni adabımını güzel kıyan Allah dediler. Hiç kaçan inayetullah isten çıkmazlık gerek. Siz hayatınızda kandaydı muvaffakiyetki erişesiz. Lekin o muvaffakiyet Allah'ın inayeti bilen bu niyetkenini isten çıkarmayın. Nimetinin şükrü sizge berilgen galabeni Allah'tan ekelligini itiraf kılış bilen buladı. Men kıldım deseyiz şükürden mahrum balasınız. Kufralı nimet buladı. Nimene kılalıyımız mı? Sabah. Allah bergen imkaniyet bilen kılalışımız mümkün. Şunun için daim Allah'ın inayetini esleş gerek. Resulullah'ın ahlakları bütün insaniyetke namuni hesaplanır. Kur'an, Kur'an. Resulullah'ını en uluğ hulk üstüde dedi. Ve inneke le ala hulukun azim dedi. Siz uluğ hulk üstüdesiz. Kur'an'da azim kelimesi 9'da cahide kegen. Azim degeni uluğ degeni, büyük degeni. 9'da cahide azim kelimesi kegen. Bittesi Allah'ın sıfatı. Subhane Rabbiyel azim. Allah'ın sıfatı. Bittesi cehennemin azabı. Cehennemin azabını Allah Teala azim degan. Katta azab var. Yine bittesi var. Hotullarının makriniyen azim degan. İnne keyle künne azim degan. İnne keyle künne azim. Bizde ayarları nazik, ayarlarını nakız degan gapni tarqatishadi-yu İslam'ga ta'na qildi. Yo. Ayarlarının makrini juda ulug' degan Allah Teala. 40'te tüyeye yük buladı deydi-yu. Hazır ki tüyeye kurtaramaydı. Ayollar, ayollar. Erkeklerini doğru yürüyüşlüğü için pasenge hesaplanadı. Ayol doğru bulsa cemiyet doğru buladı. Hemen asa ayolga bağlı. Ayol eğer salahiyetli bulsa millet salahiyetli buladı. Buzuluşan ayoldan başlanadı. Erkeği denmez. Oşan için Allah Teala ayollarını Allah'a da itibar bilen zikir kıldı, esledi. Kur'an-ı Kerim'de erkekler degen sure yok. Kur'an-ı Kerim'de ayollar degen sure var. Nisa degen sure var, ayollar. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, ayolni, ayolni, şanını juda qattiq urg'ulagan. Bazı urunlarda ayol erkekten üstün bo'ladi. Ayolni guvohligisiz hiç narsa, yani o'sha masala yechilmaydigan mavzular var. Erkakni guvohlik o'tmaydi bazı masalalarda. Mesela deylik, er-xotin ortasida munosabat ajrashib ketdi. Ayolni, ayolni homiladormi, homilador emasmi degan savol chiqadi. Chunki birinchi eridan nasab davom etishi mumkin, keyingi turmushga chiqish ehtimoli bor. Ana shu masalalarda ayolni guvohligidan boshqa guvohlik o'tmaydi. Chunki u biladi-da homiladormi yo'qligini. To'g'rimi? Ana shu azim kalimalardan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulqiga aytilgan. Payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallamning xulqlari juda go'zal. Juda go'zal bo'lgan. Ka'ba muazzama qaytadan ta'mir qilinishlikka muhtoj bo'lib qoldi. Birinchi sel keldi, Ka'ba muazzama. Hali payg'ambarlik yo'q. Makka mushriklari mana shu Ka'bani Arab diyorlarining markazi sifatida saqlab turishadi. 360 ta but bor, 360 ta qabila o'zini buti uchun har yili narsa olib keladi bu yerga. Shu bilan kun ko'rishadi, buttagilar. Ka'ba buzilib ketdi.
Şunda yığılıp aytdı ki Kabe'ni qaytadan qurishimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz? Aramızda halol ticaret bilen topilgan pundan ortaga yig'amiz. Zino, riba, para, harom harishdan, bosqinchilikdan topilgan pundan bir tiyin ishlatmaymiz deydi Kabe'ga. Ma'qul deydi, ortaga pul tashashdi ve Kabe'ni qurishdi. Kabe'ni hozirgi holati tepadan ko'ryapsizlar, to'r burchak, yonida taqaga o'xshagan joy bor-a? Shu ham Kabe shu ham. Borsaylar hozir ayollarga imkoniyat yaxshi. Kirsaylar o'sha taqaga o'xshagan joyi ichiga kirib namoz o'qinglar. O'sha ichiga kirsaylar Kabe'ni ichiga kirganday bo'lasizlar. Allohning fazilati ekanda, Allohning hikmati ekanda. O ichiga podsholar kiradi-yu, hammamiz havas qilib o'tiramiz. Bizga ham imkoniyat qoldirgan Alloh taolo. O'sha taqaga o'xshagan joyga kira olasiz hozir. Borganda kirib o'qing. Ihrom bilan borganda ham kirib o'sha yerda o'qishga harakat qiling. Kabe'ni ichida o'qigan bo'lasiz. Kabe'nin to'r burchak kısmı bitti, o'sha joy bitmay qoldi. Pul yetmagan. Bundan nimani bilasiz? O'sha davrlarda odamlar zino, zulm, riba, harom xarish ishlar bilan shu qadar botgan ekanki, haloldan topilgan pul bilan Kabe bitmay qoldi. Bitmagan holda qoldirishdi shundoq. Kelinglar ozgina bo'lsa qo'shib yoramiz deyishgani yo'q. Arablarning tabiatini o'sha paytdagi sog'lom tabiatini qarang. O'zi buzg'unchilik, zulm, kufr, shirk botayotibdi, lekin tabiat toza. Diyonat uchun ketadigan sarfga narsa aralashtirmayapti, fatvo topmayapti-da. Mana shu yaqindan birin so'ralgan fatvolarning ichida asosiysi yolg'onga fatvo top beringdi bizda. Ihrom bilan kirsam bo'ladimi birinchi etajga? Yo'q, yolg'on bo'ladi. Shuni umra demasdan kirsam bo'ladimi? Yo'q, yolg'on bo'ladi. Ozgina turib yana shu savol qaytaradi. Ihrom bilan kirsam bo'ladimi shunga? Ihrom niyatu. Kiyib olgan kiyimingiz ihromlasu. Kiyib olgan kiyimingiz kafanlik. Ihrom niyat bo'ladi. Niyat qilgan odam umra qiladi. Biz yolg'onga fatvo so'rashga harakat qilamiz. Domla aytgan edi, savol berdi bittasi. Domla bir to'yga borsam, xo'p. To'yi egasini pulni qatdan topganligini bilmasam, xo'p. O'sha yerdagi ovqatdan yesam bo'ladi. Shu domla ham javobni qotirgan ekan. Siz rostdan bilmaysizmi yo sarpan bilasizmi qatdan pul topganini? Chunki so'rayapsiz-ku shubhalanib. Siz nimanidir bilasiz, yashiryapsiz. Domladan so'raganda halol qilib olishga harakat qiladi odamlar. İbn Abbas aytganlar, bir odam kim savol bersa, bilmayman deganlarda ketgandan keyin qo'llarini qarsillatib ishqalab, "Ey Xudoga shukr, bilmayman deb oldim" degan ekanlar. Shogirdlari nimaga bunaqa xursandsiz desa, bu odamlar sen bilan meni jahannamning ustiga ko'prik qilib, tepib tushirib o'tib ketgisi keladi sen. Ular yaqqa deganlar. Domla fato top bermaydi. Top berganda ham harom narsa haromligicha qolaveradi. Buni nima uchun aytayapman? Arab müşrikleri, müşrik hali, tabiatı buzulmaganini qarang, insani tabiat saklanıp qolganini qarang, Kabe'ni bitirişke pul yetmeye kaldı, kaldırıştı şunda. Bu, hazır geçe barakat bu keledi, hazır geçe. Hemimizge barakat. Kabe-i Muazzana kurulgenden keyin elbette Hacerul Asvat'ın joyiga qo'yish masalası. Juda katta masal olup ko'tarilgan. Çünkü en katta fazilat. Kabe-i Muazzama'da Hacerul Asvat namıda taş var. Onu asli namı nima bo'lgan? Hacerul Abiyad bo'lgan. Appoq taş bo'lgan bu. Bu taş, bu taş. Yerni taşımaz. Rivoyatlarda kelishicha Hacerul Asvat cennetten çıkan taş. Misak berkitilgan taş. Misak nima? Misak. Bizni ruhumuz yaratilganda Allohga bergan va'damiz. Vasiqamiz. Nima deb va'da berganmiz? Mushriku, munofiqu, mu'minu, kofir hammasi bitta va'da bergan. Alloh taolo bizni yaratib, ruhlarimizni tekis saf turg'izib, hammamizga xitob qilgan. Alastu bi robbikum. Men sizlarni robbinglar emasmanmi degan. Shunda hamma ruh, sizi-yu, meni-yu, ota-onam, ajdod, avlod hamma dunyoga kelgan odam alayhissalomdan qiyomatgacha keladigan insoniyatning ruhi bala degan. Sen bizi Rabbimizsan degan. Nima desang aytganingni qilamiz degan. Payg'ambarlarning vazifasi o'sha misoqni esga solish. Payg'ambarlar kelib, "Hoy,
ruh yaratılganda sen mu'minman degani deng. Men Rabbimga itoat qilaman degani deng. Men o'sha misoqni eslatgani keldim degan. Biz mu'min bo'lsak nimaga? Qachondan bir musulmon sansa nima deymiz? Al-misoqdan deymiz. Ba'zilar 30 yildan deb qo'yadi. O 30 yillik musulmonchilik yo'q. Biz al-misoqdan beri musulmonmiz. Bizni iymonda hayot kechirishimiz o'sha al-misoqni tasdiqi xolos. Rasululloh nima deganlar? Kullu mavludin yuladu ala tilkal fitra deganlar. Har birta tug'ilgan odam toza fitratda tug'iladi, al-misoq fitratida. Keyin uni ota-onasi yo yahudi yo nasroniy yo majusiy qiladi. Majusiy bo'lgan, yahudi bo'lgan, nasroniy bo'lgan, munofiq kofir bo'lganlar misoqni almashtirgan xolos. Va'daga xilof qilgan. O'shaning uchun munofiq haqida hadis bor. Alamatul munafiq salam. Munofiqning 3 ta alomati bor. Birinchisi nima? Ida hadasa kadada. Gapirsa yolg'on gapiradi. Nimani yolg'on gapiradi? Alastu bi robbikumda sen bizni robbimizsan degan va'dadagi gapni yolg'onni gapiradi. Robbim yo'q deydi. Yolg'on shu. Va ida tumina xona. Agar unga omonat topshirilsa xiyonat qiladi. Omonat nima edi? Alastu bi robbikumdagi omonat, iymon omonati edi. Munofiq o'sha iymonga xilof qiladi. Va ida va'ada axlafa. Va'da bersa xilof qiladi. Va'da qaysi va'da edi? Allohga al-misoqda bergan va'da edi. Al-misoqda bergan va'daga xilof qiladi, o'shaning uchun munofiq deyiladi. Hajarul Asvad o'sha kim tavof qilsa, Hajarul Asvadga qo'lini ko'tarib o'psa, Hajarul Asvadni o'zini o'psa, qiyomatda o'sha misoqdan sizga guvohlik beradi. Siz shunaqa baxtga ega odamsiz hozir. Odam ko'p bo'lsa qiynalasiz, lekin kam bo'lsa borib o'ping toshni. Toshni o'piyotgan paytingizda o'sha ibodatni sizdan boshqa hech kim qilmayotgan bo'ladi. Yer yuzida bitta siz qilayotgan bo'lasiz. Butun musulmonlar ichida. Sharaf bu. O o'sha Hajarul Asvadni qo'yish masalasi ko'tarildi. Qabilalar jangovar, urushqoq, sharaf uchun har doim o'zini nomzod ko'rsatgan qabilalar edi. Qurayshning 12 ta qabilasi bor. 12 ta qabila men qo'yamanga tushdi, chunki biz sharaflimiz, chunki biz undoqmiz, chunki biz bundoqmiz. Janjal to'polon shu darajaga bordiki, qilichga yopishib qoldi odamlar. Endi urushamiz, endi qon to'kamiz deb turganda aqlliroq bir odam turib aytdiki, to'xtanglar dedi. Biz Allohning uyini quryapmiz. Shunda sharafli ishga qon to'kmaylik. Maslahatlashamiz. Nima maslahat? Mana shu eshikdan kim kirib kelsa, o'shani maslahatini olamiz deydi. Ma'qul bo'ldi hamma. Bo'ldi, yaxshi deydi. Kutib o'tirishdi. 25 yoshli navqiron yigit kirib keldi. Ismi Muhammad. Hamma xursand bo'ldi. Chunki Rasululloh haqlarida 12 ta qabilaning barchasi bir ovozdan Muhammadunul Amin deyshardi. Bu odam ishonchli odam. Bunga omonat topshiriladi. Buni gapiga quloq solinadi. Bu odam yolg'on gapirmaydi. Bu odam har doim yaxshilikni manbai deyshardi. Rasululloh kirib keldilar. Hali payg'ambarlik yo'q, 25 yoshda. Hamma xursand bo'lib ketdi. Bo'ldi, shu qo'ysin. Bani Hoshim yutdi. Shu qo'ysin deb turishdi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedilar. Hikmatni qarang, ibratni qarang. Muborak to'nlarini yechdilar, yerga qo'ydilar. Hajarul Asvadni u to'nni ustiga qo'ydilar va 12 ta qabiladan bittadan odamni chaqirdilar. Kelinglar dedilar. Hammamiz ishtirok etaylik dedilar. Payg'ambarlikni bu farosati. Payg'ambarlik nishonasi bu. Hali risolat yo'q. Hamma xursand bo'ldi. Hamma ishtirok etdi 12 ta qabila. Keldi payg'ambar alayhissalom o'zlari toshni joyiga qo'ydilar. 25 yoshli farosat, 25 yoshli yigitni qavmlarni birlashtirish uchun qilgan tadbiriga qara. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ummat ichida, o'z qabilalari ichida shunaqa ishonchli inson deb tanilgan. Keyinchalik risolat kelganda Rasululloh bilan faxrlanib yurgan qabila egalari. Bu odam eng ishonchli bizdan-da bu, bizni qabiladan bu degan katta-katta zodagonlar bu g'irt yolg'onchi bu.
Bunga ishona bo'lmaydi. Buni gapiga kira bo'lmaydi deyish kutishdi. Alloh subhanahu va taolo iymonning qadrini, qiymatini shunaqa go'zal qilib qo'ygan. Siz bu hozir la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh deb aytayotganingizning orqasida din yengil kelgan deb o'ylaysizmi? Bu bizga yetib kelguncha bu dinga, islomga xizmat qilgan qancha-qancha qonlar to'kilib ketdi. Ko'z yoshlar to'kildi, istiroblar, quvg'inlar, tuhmatlar, bo'xtonlar yog'ildi. O'shani zimmasida ko'tarib keldi ajdodlarimiz. Alloh barchalardan rozi bo'lgan bo'lsin. Bizni shunday ne'matga Alloh taolo nasib qildi. Har doim aytaman, shu o'rinda ham aytib ketay. Alloh rahmat qilsin, Sufi Allohyor ajoyib matn keltirgan. Sufi Allohyor. U kishi aytadiki, yetar rahmat suvi ko'p kavkabina, yetishmas qattiray gumroh labina. Ko'ring bu Talibu Abu Lahabni, ulug' daryo labidagi xushk labni. Allohning rahmati Alloh iroda qilsa osmonlardagi yulduzga ham yetib boradi. Agar Alloh rahmati bilan sug'armayman desa, gumrohning labiga qatra tomchi suv kelmaydi. Bu misol tariqasida Abu Talib bilan Abu Lahabni qaramaysizmi? Ulug' daryoning labida yashashdi, Rasulullohning oldida yashashdi. Har kuni ko'rishardi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Lekin iymon suvidan qatra tomchi labiga tegmadi shularni. Siz bilan biz necha asr uzoqda yashadik. 1400 yildan keyin dunyoga keldik. Allohning rahmati bizga yetib keldi. Bu rahmatni Alloh taolo oxirigacha bahayr qilsin. Undan ajralib qolishlikdan Alloh asrasin. Biz dunyoda topgan ne'matlarning ichida iymondan ustuni yo'q. Mansablar ichida Allohga bo'lgan sajdangizdan ustun mansab yo'q. Dunyoda eng katta mansab Allohga bo'lgan qullik. Qul bo'la oldingizmi? Bundan ortiq mansab yo'q. Allohga bo'lgan bog'liqlik, Allohga bo'lgan muhabbat, intilish, shavq sizga faqirlikni boylikka aylantirib oladi. Bemorlikni sihhatga aylantirib oladi. Ojizlikni kuchli quvvatga aylantirib oladi. Mazlumlikni sizga sharaf qilib beradi. Shuning uchun Allohga bog'liqlikdan qo'ymasin. Siz hozir bo'tga nima uchun keldingiz? O'ynagani kelmadingiz-da har qalda. Nimaga pul saqlab, shu pul bilan Antaliyaga bormayapsiz? Sizda Allohga bog'liqlik bor. Sizda qalbingizda iymon bor. Allohga bo'lgan muhabbat, Rasulullohga bo'lgan intilish bor. Bu muborak bo'lsin. Buni yo'qotib qo'ymaylik. Biz topgan narsalar ichida bebahosi shu. Qolgan hamma narsa dunyoni bir soniyalik vaqtiga arzimaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dunyoni misol qilganda aytdilarki, mening dunyoga misolim muhim vazifa bilan keta turib, cho'lda bir daraxtning soyasida ozgina dam olganni misoliga o'xshaydi. Cho'lda daraxtning soyasida dam olish bizni dunyoda qolib ketmasligimizni bildiradi. Muhim vazifamiz bor, ketyapmiz biz. Bu soya ozgina xolos. Soyada biz dam olishimiz kerak. Yo'lga hozirlik ko'rib olishimiz kerak. Biroz chanqog'imizni qondirib olishimiz kerak. Ma'rifatimizni boyitib olishimiz kerak. Mana shu dunyo shunga o'xshagan ta'rifga ega. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni 25 yoshlarida Hadicha onamizga uylanganlari ma'lum. Hadicha onamiz 40 yoshliganlar bor, to'g'rimi? Juda sahih rivoyat emas, do'stlar. Hadicha onamiz ham juda ya'ni u qadar yoshlari farq qilmagan. To'g'ri rivoyat ham bor. 15 yosh farq qilgan degan. Ba'zilar 27 yosh atrofida bo'lganlar deyishadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning iffatlarini, kelajakdagi ya'ni istiqbollarini Hadicha onamiz ko'rgan. Shuning uchun o'zlari sovchi bo'lgan. Hadicha onamiz payg'ambarimizga sovchi bo'lganlar. Va payg'ambar alayhissalotu vasallam Hadicha onamizga vakil bo'lib tijoriy ishlarini qilib kelib yurib, keyin Abu Talib ya'ni sovchiligida turmush qurishgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning eng ishonchli yelkadoshlari birinchi ayollari bo'lgan.
Hadice anamız bilen yaşarkenler ikinci ayol hakkında mutlaka uylamayanlar. Hadice anamız dünyadan ötkenden keyin uylanış doğrusu Allah Teala vahiy nazır kılıp falancıga uylanın, tutancıga uylanın diye. Hadice anamız payetinde başka adamga uylanmayanlar. İlk ayolları, kız açık görgenleri, berçe farzantları şu Hadice anamızdan. Başka ayollardan farzant görmeyenler. Bir de Mariye-i Kıbtiyye'den İbrahim'i görgenler, ne ufak vahid etken. O gün hala oğulları, kızları Hadice anamızdan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın siretleri doğrusundaki sohbetimizde şu cöyde 3 nokta koyarız. Risalat kelişiga yaqinlashyapmiz. Nasib bo'lsa, keyingi suhbatlarda risolat suhbatlarini ham qilamiz. Alloh taolo barchamizni iymonimizni salomat qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni bardavom qilsin. U zotga ergashib dunyo va oxirat saodatiga erishishimizni o'zi nasib qilsin. Meni sabr bilan tinglaganingizlar uchun alohida tashakkur. Kimda nima savol bor? Amin ya Rabbi. Bismillah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kılavat'ta Üstazik'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demem için 10 teden aşık kıraat türleri mevcut. Saval bir yaptılar. Demem için Kur'an-ı Kerim'de 10 teden aşık kıraatlar var. Hemen kıraatlar bir, yani sahih kıraatlar. 10 hıl kıraat, 10 hıl Kur'an boladı mı? Degen saval. Doğru saval. İlmi manada onun cevabını ulamalar Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kegen sahih rivayet bilen cevap verişken. Umar radıyallahu anhu bir gün mescidke kirseler bir kişi kıraat kılıyordu. Kıraatı eşitti de Hazreti Umar hayran oldu. Bu ayetini bana bileme. Menge başka çok kutuluyen ki. Dediler de kutu oturdular halbuki adamla. Namaz okuba kendine gidip barıp şap yakası bir yapış geldiler. Sen demek buna kıraat kılıyorsun? Menge Resulullah şundan talim vergenler. Eldeme dedi. Menge Resulullah şundan başkaca talim vergenler. Sudra okuyken Resulullah'ın oldular. Ya Resulullah bu adam kıraatını başkaca kılıp okuyordu. Degen de tohtu Umar dediler. Oku dediler. Halbuki adam kıraat kıyken de hakeze unzile ileyye dediler. Mene şuna kadar nazır bugün menge dediler. Menge kut düşündüğü nazır bu dediler. Şimdi Umar sen oku dediler. Hazreti Umar o şu kıraatını başkasına oku dediler. Özlerle oraya getirgen. Hakeze unzile dediler. Bana şimdi nazil bo'lgan dediler. Hazreti Umar uşa peyde sar çekin geldiler. Şimdi Peygamber aleyhisselam mübarek kulları bilen Umar'ın köksüge ya Umar ib'adi şeytan ib'adi şeytan de geldiler. Şeytanını uzaklaştır. Şeytanını uzaklaştır. Menge Kur'an yitte ahrufta nazil bo'dir geldiler. Yitte ahrufni yani yitte harf deyindi. Yitte harftan nazil bo'lganini tafsilatı cüzü uzun. Ulumul Kur'an degen fan var. Bitti bab. Bana şu hakkıda. Şimdi kıraatlarını türlü buluşluğunu hikmeti ne kadar ise kıraatlarını türlü buluşu onge amel kılışımızdaki meydanını kengeyişe sebep olalı. Amel kılışta meydan kengeyedi. Mana kengeyedi. Sahih rivayet bu geldiği için hemmesi Resulullah'ın şundayı nazıl bu geldi. Saddar aklı beytey Namangan'ın şivesi bilen Toshkent'in şivesi de mana mahiyet çıkavuradı. Lekin Namangan'ın şivesi degi, yok ki Xorazm'ın şivesi degi bazı cümleler başka cahide başkaça mana ifade kıladı. Mesela zor, ne mi deyken? Yakşı aslında kıyım deyken. Bir cümlede zor kelimesini işletsen, ondan yakşı mananı alsayız, bitti mana ifade kılıyordu. Kıyım degen mananı alsayız, ikinci mananı ifade kılıyordu. İkkalası sahih bugünden ki sizde yakşı ve kıyımdan faydalanış imkaniyeti tuğuladı. Mana düşünüşte, mesela bitti kıraat var. Allah Teala ayetledi ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ Bitti kıraat. Ne demek yani? Betahkik Allah'tan Allah'ın alim bendeleri korkadı. Allah'tan korkuş için ilim kere. Torrağı Allah'tan korkuş ilim değildi. Siz kitap okuşu bilmezliğiniz mümkün. Allah'tan korksanız siz alimsiz diye.
Bitta ma'no bu. Yana bitta qiroat bor, sahih qiroat bu ham. Unda nima deyilgan? Innama yakhshallohu min ibadihil ulama. Alloh olimlardan qo'rqadi degan. Bu nima degani desa, dunyoni buzsa, buzsa olim buzadi-da. U biladi-da qanaqa buzishini. Sodda odamlarga oson. Bular bismillah, Alloh akbar hayotini yashaydi. Olim xavfli bo'ladi. Bütün dünyanı buzayotgan olimlar dostlar. Koronavirusni laboratoriyada topgan adam sodda adam mı? Atomni topgan adam oddiy adam mı? Bütün dünyada bütün insoniyatni boshiga balo qilyapti. Ben avval ogohlantirdim, yana ogohlantirib qo'yay. 2024 yoki 25'te yana plan qilishyapti. Yana koronavirusdan yomonrog'ini chiqarishmoqchi. Yana hammani karantinga tiqishmoqchi. Bütün dünya sağlığını saklayış teşkilatı var. Bütün dünyadaki cemiyatlarını başına eğlendirip yetişiyor. Ha, bu işini kıyarlar kimler? Oğlumlar, Allah Ta'ala. Bu da mecaz işleti yaptı. Yani bizde Özbekistan'da makal var. Ne deyimiz? Allah'dan korkmagandan kork deyimiz. Doğru mu? Allah'dan korkmagan adam yok. Ama korkadı. Lekin Kudan'ı tanımagan adam hafli buladı. Alloh taolo shuni ishora qilyapti. Innama yakhshallohu min ibadihil ulama. Qarang, ikkita oyat, bitta oyat, ikki xil qiroat 20 xil ma'no bo'ldi. Bu foydami? Foyda. Biz ma'nolarni chiqara oladigan imkoniyatga egamizmi? Bu rahmat bo'ladi. Ulamolardan asar rivoyati bor. Ixtiloful umma rahmatun degan. Ummatning ixtilofi, turli fikrliligi ummatga rahmat. Turli fikrlilikni qo'llab-quvvatlaydi islom. U ma'no ham bor, bu ma'no ham bormi? Demak, buni rahmat ekanligi aytiladi. Va o'sha qiroatlarning turli bo'lishligi Qur'onning ikkitaligiga dalolat qiladi. Qur'on Allohning kalomimi? Kalomi. Allohning kalomi maxluq emas. Mana shu jumlani tuzganda Al-Qur'on kalamullohi g'oyri maxluq deyiladi. Al-Qur'on g'oyri maxluq deyilmaydi. Nimaga? Çünkü Kur'an bu mushaf bu. Kogazdan, harflardan, ciltlerden ibaret. Bu kolumuzda turgan kogaz mahluk. Bu niye Kur'an değiliz ki biz, doğru mu? Uşan için Kur'an kelamullah gayrı mahluk deyiladi. Bu Kur'an'daki Allah'ın kelamı mahluk mas deyiladi. Şu 10 kıl kıraat, 10 kıl geçen ab çıkan ulamalar. Bu mutavatır bu yani. 18 kıl geçen ab çıkanlar var. 4'te 5'tesini şaz deyiladi. Bu üslubda metodologiyalar. Ulardan ham foydalanadi fuqaholar. Ulardan ham foydalanadi. Va bu ilmiy asosda tasdiqlangan dinimizning, ya'ni insonparvar, ya'ni inson shumul, olam shumul ekanini ta'minlaydigan ilmiy asoslardan bittasi. Tushunarli? Salomat bo'ling. Yana nima savol bor? Ayollarda savol yo'qmi? Hajar rasmatni o'qib o'tganda, ba'zigina o'zi xohlamagan holda turib ketib qolsa, Alloh qanday tushirib qolmaydi? Yo'q, Hajar rasmatni o'qiyotganda turib ketsak, Allohning g'azabiga uchrab qolmaymiz deyaptilar. Bunaqa gap yo'q. Hajar rasmatni o'pish sunnat amal. Umar radıyallahu anhu Kabe'ni tavaf kılıyetkenleri de Hacer'ül Esvad'ı kekiyende aytardılar. Ey taş! Sen adli bir taşsan. Ne faydayın ve ne zararın yok. Tek miydi? Hiç kim değil. Kandaydır, ne deydi? Sihirli narsa nasıl? Taş yok, adli. Eğer Resulullah seni öpkenlerini körmegeninde öpmezdim deyenler. Bana şu itikad buluş gereği. Hacer'ül Esvad'ı öpüş, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerinden. Savab buladı deyiladi. O'zi aslida Hacerul Asvat'ki kolunu tegizip kolunu buladı. Uzadan turgan deyem, Bismillahi Allahu Akbar deyem de kolunu kötarıp ki kolunu öp koyar. Peygamber aleyhissalam hassalarını işare kılıp hassalarını öp koyar bunlar. Bu bir sünnet bu. Sünnet nima hikmeti var degen gap keyin çıkar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem davrlarda bu farz,
bu vacib, bu sünnet degen gen bu megen. Peygamberimizge karab adamlar neme kılsa şunu kılıbilir olgen. Neme kılsa Resulullah şunu kılıbilir olgen. Kiyinçelik o acratıldı. Bu işinin hikmeti neme ki? Bu işinin arkasında neme fayda bari ki? Uşan için ulamalar eytedi ki, tarikatu selef aslam. Kadimgilerinin yolu salamat yol. Resulullah kıldılar, bismillah, kıpkete uğrayın, salamat yol. Neme ki bu ne kılınladı degen savallı, tarikatu halef ahkam ve a'lam deyişken. Kiyinci ümmetinin yolu meseleden hikmet kıdırış. Neme ki bu ne kılınladı? Neme ki? Neme ki topa olmasak kımıyız mı? Yok, kılavuruşunuz ki. Resulullah kıldılar mı kılınavuradı? Bir kişi eşitip baktı da sünnetti. Atır, atırını kolu yüzüge sürtüp, hideyiz, doğru mu? Zarur hacatla oturgen de kolu yüzü çünkü koyup duruşluğun sünnetleri eşitipti. Çünkü atırı hidi var, oturuz. Çoğunda hidi yapsa, çoğun indi kattacayı, bunda demek ki bunu koyup oturarken de otursa, kulunun niyeti büzülüp kaptı, kullu. Orkastan kilip arkonunu şunda boynuna salıp boğup öldüremem dese kolu bunda atırgen için kolu geçişti. Ki kutkarıp dedi, sünnette hikmetini kıdırmayı, amalı kılavuruş gereği dedi. Hikmetini kıdırıp oturmayı, amalı kılavuruyor. Bir kışlakta Müslümanlar ortasında uruş bugün, o şey kışlakını alış almayan. Bir urunuşken alış almayan, iki urunuşken alış almayan. Şimdi Hazreti Umar'a haber yetken de bundan katta katta kışlaklarını bir saatte alardık. İki günden bunu alamayıp biz kışlağını. Neme kılaylık degen de o zilerden ayıp kıdırıyorlar degen bu şey. Kaysıdır sünnetke amel kılmayacaklar. Kaysıdır sünnet sizlerde yok. Kıdırışta yüz var misvek. Misvekini köpçülük kılmayıp gelirken. Misvek kanak ama sünnet. Hadri hükümde hem stomatologla olan gepleşin, kişinin en katta davası minikini masaj kılış. Masaj kılış. Hemmege büyürdüler, hemme kolege misvak alıp misvakla tazalaşı başladı. Yani 3-4 gün işletmegenden ki işletsiz ağız kanaydı. Kışlağında casusları var. Casuslar kilip çekin, kırıp Müslümanlaki karası hemme kişinin kavle yaptı, anaka, masaj kıyaptı. O öyledi ki bu kişinin ötürlüğü yaptı bunu öyledi. Bu adamlar şuna kadar şeyler çıkartıp da hadır hamamızı yiydi de böyledi. Şu ince irade sındı. Adli misvaydı görgende. Ki yine bitti hücum kılıçta alıştı. Bana sünnetli berekatı. Bunun yoksa gen minler misal kettir şimdi. Peygamber aleyhi salatu vesselam bitti sünnetleri ne mi? Nikah. El nikah sünnet idi geldiler. Nikah benim adetim, sünnetim. فَمَنْ رَغِدَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي deyenler. Kim beni sünnetimden yüz uygursa menden mez deyenler. Doğru mu? Hazır yeryüzünde Müslümanların aciz bulup kaldı, kembeğal bulup kaldı, küçsüz bulup kaldı deyip hemen tane kıladı. Doğru mu? Lekin nikah meselesi de dünyada birinci orundamız. Biz ne hemen havas kıladı. Biz nikahke o derecede amel kılalmayıpken takdirinizde hem. Hazırki vaziyetimizde hem nikah barası da bütün dünyada örnekimiz, ibretimiz, namunemiz. Bizim nikah bilen mukaddes düşüncemizi, bağlılıklığı bütün dünyanın havasını keltiredi. En güçlü devletler yok alıp oraya. Adli nikah sebebi de. Ahalı şınaklı diyen fan var. Ulan örgenedi, adamların, memleketlerini örgenedi. Rusya'nın, bundan bir 4-5 yıl aldığı istatistiki. Rusya'nın memleketinde her yılı 900 bin adam kemeği bari yaptı. 900 bin adam her yılı kemeği yaptı. Bu ne demek yani? 10 yılda kaç adam yok oyuvaladı? 9 milyon. Buna statistikanı ölçü yaptı. Kemeği hiç bugünden ki memleket yukarı getirdi. Rusya'nın Hıtay çekerası var mı? Hıtay atrafındaki çekeraları. Uşa caylar fakat Hıtaylıklarının köpeğişi evazige Rusya'nın hududundan çıkıp bari yaptı. Rusya ne bakın yaptı? Resmi nikahdan ötkenge pul biri yaptı. Resmi nikahdan ötüp farzan körseniz üy biri yaptı. Bizde iki tane iki doktor yugurup geldi mahalleye. Toktay toktay diye. Var işi nikah. Ne kadar samimi ailemge aranışı. Beni Özbekistan'daki
Aile kodeksinde hukukum var. Ne işte farzand görüş kim belgileydi? Eri bilen hatun belgileydi. Mini kararım, ayalımın kararı hiç kim arabaş hakkı yok. Kodeksinde yazık mı bu? Demek ki bizi zimden kem farzand görüşke hareket kılışı yaptı. Bu milletli düşmanları kılı yaptı bunu. Bunlar bizi temeyişliğimizi haklıydı. Çünkü biz ulusuz, cencelsiz, fakat nikah bilen dünyana kuyu yapmış hazır. Fakat nikah bilen. Kızlar geyem hitap. Kim farzand kuremen deme. Şarait imkaniyat bulsa farzand kureyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki tezavvacul veludel vedud fe inni mukâthirum bikumul umem dediler. Muhabbetli serfarzand kızlarga uylaniler. Yani tuğaman degen kızlarga uylaniler. Hazır kızlarga şunaka yani fikri hücum uyuşturuşu yaptı. Tuğmayman de yaptı köpçelik. Ayol kişinin mensapları içi de onlarlıktan uluğu yok. Ayol kişi kariyere kılaman dese onlarlıkta erişemeye kaladı. Onlarlık en katta baktı. Ayolun cemiyetteki en katta vazifesi onalik. Duruşlikini arzu kılış gerek. Çünkü Resulullah ettiler ki kıyamet günü de ümmetimin köplüğü bilen fakirlenemem dediler. Sünnet, bitti nikah sünneti bilen dünyanı ap koyay dedik. Demek ki Fransiyada Charlie Hebdo Peygamber aleyhisselamını karikatura kılıp fitne kozga yaptı. Müslümanlarını toktaşış için. İki de ahmak çıkadı, portlatadı, cancal kıladı, Müslümanlarına tazik kıladı. Germaniye 2050-2060 yıllarda kegende 80% ahalısı Müslüman bu kaladı, tuğuluşu özüden. Korku yaptı ular. Ahalışınaslık fenerde teklif tavsiye kıladı. Bitti aile kendine hiç de farzand kuruş gerek? Törtte. En kendine törtte bulsun. Uyuyağı Allah bir gene. Törtte bulsun. Ne gelirse ata bilen ananı ornuge ikide zapas yani. Ata bilen ananı ornuge ikidesi orun basar. Bittesi cemiyetke takdim kılış gerek. Bitti balanı siz özünüzden cemiyetke sizden kin kasın. Bittesi her ihtimalge karşı. Yani her kıl halet var, kesellik var, uruş var, vefat etip kalış var. Oşan için törtte cemiyetinin rövajlanışı sebep var. İki tane balık örgen cemiyet, İki tane ortak bu mesele, 30-40 yılda yok burada, yok. Oşan için nikahke targib, Müslümanların içi de güzel surette kiti yaptı, zindan köpeğmelerin diye yaptı. Rusya aylık birermiş de, üy birermiş de, pul birermiş de, bizde üçteden ki ginekolojik kelermiş üye. Bu tohtat ilerdi. Ya bu makirge aldanmıydı. İmkan bulsa köpeytirin köpey. Ha şimdi halinde yapı yapırışadı. Ha tuğup taşayı görürsen mümkün terbiye kıladı. Ha terbiye mi kılasın da? O da bunlar öyleydi ki rızkı ben tapamadım öyleydi. Ben şuna kadar ailelerini bilemem. 10'ta farzlandı bak. O şu 10'ta farzlandığın içinde bittesi bay bu ketken. Hamasını tartık ketken. Sızmaz rızkı tapadı. O şu tuğulgen bala rızkı bilen tuğuladı. Terbiyesini güzel kılışımız gerek. Demek sünnet, işte taşı öpüş sünnetten geldi bugün. Sünnetin hikmeti var. Hikmetine amel kılışımız gerek. Bir tane nikah sünnetine amel kılıp dünyada bizde yetedigen millet yok. Libya'nın prezidenti var da, kralı. Adını neydi? Muammer Kazzafi. Şu Birleşik Milletler Teşkilatı da hutbe kıyken. Aytken ki, hey Müslümanlar degen, siz bilen bizge terörist gereymez. Özünü özü portlatadigan gereymez. Unakası gereymez, bunakası gereymez. Bizge ne gerey? Nikah gerey degen. Yigitlerge uylaniler degen. Farzand kuriler degen. Mana şu nikahını özü bilen dünyanı katık kılarız degen. Bu ularını, bizge muhalif bugün cemaalarını gaşını keltirdi. Ve bunun okşagen sabablarını bir kançasını üstüne üst koyup Kazafini öldürüyor işte. Sünnetke amel kılı uğramız. Sünnetke amel kılışke targıp kılı uğramız.
unga ishtirok etamiz. Maslahatimiz bilan, pulimiz bilan, o'zimiz ishtirok etamiz, buni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu toshni o'pish sunnatidan, sunnatning ahamiyati haqida qisqaroq aytay dedim. Salomat bo'linglar. Ha, namozdan keyin ayollarni janoza o'qishda hech narsa yo'qmi dedilar. Kecha buni javobini berdik. Ayollar janoza o'qishligi mumkin. Bizni diyorlarda odat bo'lmagan xolos. Odat bo'lmagani uchun odamlar ayollar janoza o'qimasa kerak deb tushunib qolgan. Aslida unaqa emas. Ayollar ham chiqib janoza o'qisa bo'laveradi. Bu yerda hozir hamma namozdan keyin ko'ryapsizlar, janozalar bor. Ayollarimiz ham janozaga iqtido qilishaveradi. Janozaning duolari bor, shu duolarni o'qib namoz o'qilaveradi. Xo'p. Alaykum assalom va rahmatulloh. Ota-onani rozi qilish uchun qanday amallarni to'liq bajarish kerak debdilar. O'zi ota-onani rozi qilish Allohga ibodat qilish bilan yonma-yon zikr qilinadi. Qur'oni Karimda qayerda Allohga ibodat qilish oyati buyurilsa, orqasida ota-onaga yaxshilik qilish buyurilgan. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Alloh faqat va faqat Allohga ibodat qilishlikka hukm qildi, buyurdi. Va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Yonma-yon. U'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilinglar, unga hech narsani shirk qilmanglar va ota-onaga yaxshilik qilinglar. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar. Qur'oni Karimda 3ta juftlik var. Ana shu 3ta juftlikni birisini qilib, ikkinchisini qilmagan odam ikkalasini qilmagan. Bittasi nima? Va aqimus solata va atuz zakata. Namozni qoyim qilinglar, zakotni ado qilinglar. Kim namoz o'qisa-yu qodir bo'lib turib zakot bermasa, namozni qabul emasin. Kim zakot beraman desa, namoz o'qimasa, zakoti ham muallaq turadi. Chunki bu juft bu. Qur'onda qayerda aqimus solat bo'lsa va atuz zakat kelgan. Yonma-yon, Alloh yonma-yon zikr qildimi, uni ajratib bo'lmaydi. Ikkinchisi, Allohga itoat bilan Rasulullohga itoat yonma-yon kelgan. Qayerda bo'lsa. Atiulloha va atiur rasul. Allohga itoat qiling, Rasulga itoat qiling. Hozir chiqdi bittikda o'shnaqangi shottala qoqilar. Nima emish? Qur'on kifoya emish. Qur'onni o'zi yetadi emish, sunnat kerak emas emish. Ya. Qanaqa qilib? Ha, Qur'on bizga yetadi. Aslida Qur'on bizga yetadi degan odamlar odamlarni o'zini nafsiga ergashtirmoqchi. Yangi gapda. Yangi gap gapirib, hech kim gapirmagan gapni gapirib o'ziga itoat qildirmoqchi. Alloh taolo nima deyapti? Allohga itoat qiling, Rasulga itoat qiling deyapti. Allohga itoat Qur'on, Rasulga itoat o'sha Qur'onning ma'nosi, Rasulning sunnati. Kim Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar. Kim men Allohga itoat qilyapman desa-yu, Rasulullohning sunnatini tan olmasa, u Allohga itoat qilmayapti. Yolg'on bu gapni. Uchinchisi, kim Allohga ibodat qilyapman desa-yu, ota-onasiga yaxshilik qilmasa, uning ibodati ibodat emas. Chunki Qur'onda Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilish bilan Allohga ibodat qilishni yonma-yon zikr qilgan. Yonma-yon. Bir-birisiz bo'lmaydi. Sizni Allohga ibodat qilyotganingizni belgisi ota-onangizga yaxshilik qilyotganingiz. Osha onamizdan kelib so'ragan bir kishi. Ey ona degan. Men degan solih, yaxshi odamligimni qayerdan bilaman degan. Deganda sen ota-onangni haqqiga duo qilasanmi deganlar. Ha desa, unda solih odamsan deganlar. Har namozingizda yoki har ko'nglingiz duoga qo'l ko'targaningizda ota-onangizni eslayotgan bo'lsangiz, siz solih yaxshi odamsiz. Dalili nima desa, Imom Buxoriyda hadis bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Iza matu ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Odam bolasi vafot topsa, uning hamma amallari to'xtaydi, 3ta amal davom etadi deganlar. Shundan 3-uchinchisi avvaladin solihin yad'u lahu deganlar. 3-uchinchisi.
İnsanın amelinin davomiyligi dünyadan ötseniz, orqangizdan solih bola qoldirgan bo'lsangiz, ota-onani haqqiga duo qiladigan bola bo'lsa, shuni sizga amali sizga yetib turadi. Deb shuni keltirib aytganlarki, solih bo'lishi belgisi ota-onangizning haqqiga duo qilish. Mavzu katta lekin, ota-onaga yaxshilik qilishlik to'g'risida alohida katta boblar bor. Birinchidan ota-onani oldida uf ham deb bo'lmaydi. Qadimgi kitoblarimizda nimaga uff zikr qilgan degan gapga ko'p ma'no aytishgan. Bittasi ota-ona keksayib qolsa, ota-ona bolani qo'liga qarab oladi. Uni kiyimi, uni ehtiyojlari bolani qo'lda bo'lib qoladi. Endi insondan har xil narsa chiqadi. O'shani hidi insonni biroz nima qilishi mumkin? Ta'bini xira qilishi mumkin. Hidiga nisbatan uff deyishi mumkin inson tabiatan. Alloh taolo o'shaning uchun uf dema deyapti. Uf deb bo'lmaydi. Chunki biz yoshligimizda ota-ona uf demagan-ku. To'g'rimi? Xursand bo'lib qilgan. Kechasi 20 marta turib bo'lsa ham emizgan shu ona. Bola uf deyishi mumkin emas. Ota-ona har doim ham o'g'lidan bir narsa so'rashga iymanib qoladi. Har doim so'rayg'is kelmay qoladi. Shuning uchun bola oldindan ota-onani ko'ngliga qarab turish kerak. Qo'liga pul berib qo'ying ota-ona. Onani. Pul ajratib berib qo'ying. Ya kerak emas desa ham sop qo'ying ona, ota ishlatasiz deb. Chunki so'ra olmaydi. So'ra olmaydi. Ba'zi otalar turmush o'rtog'i dunyodan o'tib ketadi, o'g'liga, qiziga iymanadi. Uylantirib qo'y deya olmaydi. Nima aytishni kutib o'tirmang, uylantirib qo'ying. Uylantirib qo'ying. Siz o'zingiz lip bitib Ispaniyaga kirib ketasiz kelin bilan. Ota bechora o'ziga yotadi. Uylantirib qo'ying. Allohning roziligi yo'lida ota-onaga shunaqa xizmat qilish kerak. Dunyodan o'tib ketib qolgan ota-onani ham rozi qilsa bo'ladimi desa ulamolar bo'ladi degan. Ota-onangizni do'stlari, dugonalaridan xabar oling. Qarindosh urug'lari bilan aloqani mustahkamlang. Ularni eslatib turadigan, ular sababli, siz sababli ularni eslatib turadigan amallarni qiling. Sizni ko'rganda Alloh rahmat qilsin falonchining o'g'li desin. O'sha Alloh rahmat qilsin degan duo ota-onangizga boradi. Bir soat to'xtamay gapirish mumkin, qisqaroq to'xtatamiz shu yerda. Sabrlilar. Xo'p. Tugadan savol. Qur'on kitobini qayerdan olsak bo'ladi deyaptilar. Qur'on kitobini qayerdan olsak bo'ladi? Ishchi guruhga uchraysiz, sonini aytsangiz, qancha desiz, olib kelib berishadi. Inshaalloh robbil alamin. Sabr bilan bizni tinglaganingiz uchun tashakkur. Qora akamiz juda ajoyib Qur'on tilovat qildilar. Agar mayli desanglar, yana bitta qiroat qilib bersalar, so'zimizning boshi Qur'on, oxiri Qur'on bo'lsin. Oldin o'qigan oyatlarda ajoyib bir voqea o'tdi. Qisqaroq shuni aytib beray. Musa alayhi salatu vasallam Fir'avnni zulmidan qochib yurganlarida o'sha Fir'avnning qavmidan bo'lgan yaktumu imanuhu kelgan, iymonini bekitib yurgan odam bor edi. Fir'avn dunyodagi eng katta zolim. Eng katta zolimni yonida iymon keltirgan Musoga, ya'ni ishongan, iymon keltirgan odam bor edi. Faqat iymonini Fir'avndan, uni qavmidan bekitardi. Nima uchun? O'zini jonini himoyasi uchun. To'g'rimi? Fir'avnning askarlari, ayollari majlis o'tkazyapti. Majlisda haligi odam ham o'tiribdi. Iymonli ekanligini aytsa o'ldirishadi. O'zini joniga, nafsiga xatar bor. Lekin majlisda nima mavzu ko'tarilgan? Musoni o'ldiramiz degan masala ko'targan. Musoni o'ldirish kerak. O'ldirmaguncha to'xtamaydi. Shu maslahat bo'layotganda haligi iymonini yashirib turgan odam nima deyapti? Ayaqtuluna rajulan? Bir kishini o'ldirasizlarmi? Faqatgina ayaqulu robbi Alloh, robbim Alloh degan odamni o'ldirasizlarmi? Boshqasiga nima zarari bor dedi. Bundan nima hikmat chiqadi? Siz
o'zingizga xatar bo'lgan o'rinda iymoningizni bekitishga ruxsat. Lekin ilm ahliga xatar bo'lganda joningizni xatarga qo'yib bo'lsa ham ilm ahli tarafda turishingiz kerak ekan. Oshdi iymonini. Musoga xatar bo'lganda boshini kundiga qo'yib yubordi. Aytdi, nimaga o'ldirasan deb uni dedi. Kelib aynan shu odam ogohlantirgan Musoni. Qoching, sizga xatar bor dedi. Shuning uchun biz ilmni qadriga yetishimiz kerak. Chunki bizni halol haromni ajratishimizda, to'g'ri noto'g'rini ajratishimizda ilmdan boshqa vosita yo'q. Alloh taolo ulamolarimizni salomat qilsin. Qorakadan yana bitta qiroat eshitamiz, keyin umumiy duoni qilamiz. Rahmat, tashakkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك
أولئك هم المؤمنون حقا ana shu joylarda ham bizlarga kalomingni hamroh qil.
Kıyamet günü sırat köprüde şefaat çıkır. Kıyamet günü faydamız yok hüccet kıl. Ya Rabbi, kelamini iştip yine, okur yine, zavrulanıp yine kalmazdan, onge amel kıl bir çeşitliydi, ha amma bizge özün yordak bir. Haramını haram, halalını halal diye yollardan kıl. Ya Rabbi, fazletlerimizde bizden körü kelamini muhabbetli kıl. Bizden körü onge mahir kıl. Bizden körü onge köbrak amel kılıklardan kıl. Ya Rabbi, ha amma bizge. Farzandlarımızı ortada durup, senin kelamin hiç mahlubahtı gibi müessar kıyım. Ey portoparı var diyor, kelamin okul yerine hasıl buyuyan savabları bile, Adam aleyhisselamdan tartıp, ta Muhammed aleyhisselam geçe bulgen, berçe peygamber aleyhisselamlarge, azvacı mutahharat onalarınızge, sahabe-i kiramlar, aziz evliyalar, ve bu derya, bu cemaatimizin kolunu açıp sil deryahınca iltiyak edirken kullarını ötken atabualarımız, heş atabualarımızın berçe berçelerine yotken caylani kelami nuru bulan münavvar kıl. Biz hayatlarımızın ise kalbimizde kelami nurunu sal. Kelami rahmetini yurtimizde, hanadarlarımızda yağdır. Kelamin berekesi bilen ömrümüzge, rızkımızge, kesm-u kemalatımızge bereke-i aziminden bir. Ya Rabbim, yine biz seni kelamini şifade bir itikad kıldık, ihlas kıldık. Özümüz bilgen ve bilmegen dertlerimizge şifa kılıp bilgen. Ya Rabbim, birkaçı yavru biraderlerimiz keserhanda yatgeller var. Ular gen özün şifayı acil, şifayı kâhır bilgen. Ya Rabbim, yine senden yalanıp, yol varıp soruyemiz, şehirlerin anası degen mukaddes şehirde durup senge iltica kılıyap biz. Amr Maruf'tan kigirle senge iltica kılıyap biz. Kelaminden kigirle senge iltica kılıyap biz ya Rabbim. Bu cemaatimizin içi de hemeni özüge yerleşe arzu niyetleri var. Cemaatimizin içi de harzlarlar olsa harzıge necab ver. Hacetmenler olsa hacetlerini ravam kıl. Müşkülbanlar müşküllerge küşayiş bir. Fazlant talaplar olsa hazineyle salih salika fazlantlar bilansiyle. Fazlantını ok diyetkenler var. Benim oğlum kar olsa yok. Benim oğlumdan güzel kağıtı işlendip havas kılıyıp oturgenlerimiz var. Hemmemiz yan avladımızdan hafızı Kur'an'larını çıkar. Ne fakat hafızı Kur'an belki Kur'an-ı Kerim'den manalarını hem buladın yan alımlarını çıkar. Ya Rabbim. Yine senden yalanıp, yalvarıp soruyemiz. Sen Rabbimizse, biz seni kullarıyımız. Sen alımsan, biz amımız. Sen baysan, biz gedamız ya Rabbim. Özinden başka soruyemiz yanımız. Özinden başka yalanadık yanımız. Özinden başka itticatılat yanımız yok. Ey bütün alemlerinin egesi bugün Rabbimiz. Şu gün geçe özinden başkası yalanmadık, bundan giyin hem yalanırma. Özünden başkasına harcatımızı etmedik, bundan giyin hem harcatımızı düşürme. Özünden başkasını aldırıp bu boyunlarımızı eğmedik, bundan giyin hem eğdirip koymayın ya Rabbim. Özünden yalanıp, yalvarıp soruyemiz. Atamız Adem aleyhisselamdı turpadan yesep, onge can atakigen Rabbimizse. İbrahim aleyhisselamdı alavda sahlegen Rabbimizse. İsmail aleyhisselamdı piçağda soydurmegen Rabbimizse. Musa aleyhisselamdı deryadan ötkizgen Rabbimizsen. İsa aleyhisselamdı atasız dünyaya keltirgen Rabbimizsen. Muhammed aleyhisselamdı mucizevi Kur'an-ı Kerim'de bilgen Rabbimizsen. Ey Kerem-i Keyn büyük, büyük Rabbimiz. Bu uluh azim peygamberlerin hakkı hürmeti. Bu günahkar kulların günahlarını keçirgin. Ya Rabbim hemmemizin singeh dergen geplerimiz köp. Bu yerga kelishimizga sababchi bo'lganlar kimlardir? O'g'illari, farzandlari ishlab, pul topib, otajon, onajon borib kering deganlar bor. Kimdir aka-ukalari yordam bergan. Mana shu yerga kelishimizning hissasini qo'shganlar hammasi, xosatan risolat sayyohlik markazini tepadagi rahbarlaridan pastdagilarigacha bu yerda xizmat qilayotgan bu Abduhalim, Abdulhodi Halid Bey, ülkelerimiz bunların diyen kuda hemmesi niyeti yakışı şu Allah'ın mihmanlarına hizmet kılamız diyen
mahsatta bir bağlar türüdü ya Rabbi. Hamma hamma niyam şu Allah'ın mihmanlarına hizmet kılıyorlarını özün sonra kendilerine ve öyle kendilerine hem ziyadasını bir. Ya Rabbi yani senden sorayımız hiç kimge etmeyen yapılarımız var. Özün gayon. İnnehu alimun bidati sudur. Sen kalbimizi egesi, kalbimizi padişahsa. Tilimiz degini emas. Dilimiz degini bizden yaxshiroq biladigan zotsa. Ya Rabbim, sovuq beshigimizni quchoqlagan onamizga aytmagan gaplarimiz bor senga yo. Rizqimiz uchun qayg'urgan otamizga aytmagan gaplarimiz bor senga yo. Bir qorindan tushib, bir mayizni bo'lishib katta katta bo'lgan aka, uka, opa singillarimizga aytmagan gaplarimiz bor senga yo. Kamarimizdan binoga kelgan farzandlarimizga ayta olmagan gaplarimiz bor senga yo. Qiyomatli do'stingman deganlarimizga aytmagan gaplarimiz bor senga ayon yo Rabbim. Ana o'sha qalbimizni qorong'i joydan eng tubida hali biror marta ham tilimizga chiqmagan orzu niyatlarimiz bor. Balkim senga qanday aytishni bilmayotgandirmiz. Balkim aytgani hayo qilayotgandirmiz. Balkim ilimsizlik qilayotgandirmiz. Balkim so'zga no'nolik qilayotgandirmiz yo Rabbim. Ana o'sha qalbimizni tubidagi eng yaxshi orzu niyatlarimizni Xudo hammamizga ro'yobga chiqarib bergan. Yana sendan so'raymiz yo Rabbim, bu ustozimiz Abdulloh Muxtor Ali ustozimizni o'tgan onalarni Xudo rahmatiga yo. Mana shunday farzandni tarbiyalab bir millatga yaraydigan tarbiyalab shundoq bir yigitni tug'ib dunyoga keltirib tarbiyalab ketdilar. O'tgan marhum onamizni Xudo yotgan joylar jannat bog'chalaridan qil. Ustozimizni xalqimizga qilayotgan xizmatlarini hammasini butun millat ko'rib bilib turibdi. Alloh taolo ustozimizni salomat qilgan. Har xil ig'vo fitnalardan, malomatlardan Xudo o'z xonohingda saqla. Uzoq yillar mana shunday xalqimizga, millatimizga xizmat qilishlikda Xudo o'zing yordam bergan. Zurriyotlaridan, o'zlaridan ham yaxshi xalqparvar, millatparvar, mana shundoq ummatparvarlar chiqishiga Xudo o'zing nasib qilgan qurbonlar. Yo Rabbim, yana sendan yalinib yolvorib so'raymiz, hammamiz bu seni baytingga kelishimiz oxirgisi bo'lmasin. Yana qayta qayta kelishiga hammamizga nasib qilgan qurbonlar. Yo Rabbim. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أجر ويسن. تشكر سلامة قليلة. إن شاء الله يعني إعلان قرامس خبط لها. إن شاء الله. ertaga Ma'rufjon domla bilan kelgan guruhni ziyorat fursatimiz var. Soat 7'de. Arafat Tağı, Savur, Hıra, Varlar, Baharısı ziyaret kılarız. Teşekkür sabır ile. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah sizi razısız. Allah kabul etsin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Juda sizni nimalaringiz bilan qolibdi? Qismlari. Sanjar bey. Assalomu alaykum. Sanjar bey, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Muqaddas diyorlardamiz, haqqingizga duolaramiz. Do'stimiz, birodarimiz haqqingizga salomingizni yetkazdi. Va alaykum assalom. Ustodim bo'ling, inshaalloh yaxshi kunlarda har doim bilamiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tilingizni nimada ko'raveraman. Salomat bo'ling. Yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Charchamang. Alloh ziyorat qilsin hammamizni. Assalomu alaykum. Qoraka, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, salomat. Assalomu alaykum. Hoji bo'y, yaxshimisiz? Alloh ziyorat qilsin. Assalomu alaykum. Bo'l, tushamiz. Assalomu alaykum. Qoraka, yaxshimisiz? Amin. Parvardigora, hidoyatdan qadamlarimizni ayirmagin. Dunyoda muqaddas diyorlarda diydorlashtirding. Oxiratda jannatda ham ulug' maqomlarda payg'ambar alayhissalotu vassalom majlislarida diydorlashtirgin. O'zing hidoyatingni bizga dunyoda so'ramasa ham berding.
Bizge Allah Teala kıyamette cenneti soru yap. Biz özünge takıyın. Sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sallam ecma'in. Rahmet, sabun ile. Asrı gibi ülgürüşümüz gereği dostlar.